Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi'nin son çıkarmış olduğu akıllı bileklik Mi Band 4'e sağlamlık testi yapıyoruz. Genellikle akıllı telefonlara uyguladığımız sağlamlık testini bu sefer başına birçok şey geleceğine inandığımız akıllı bir bileklikte deneyelim istedik. Ama gördüğünüz gibi bahçede değiliz, şu an stüdyomuzdayız arkadaşlar. Çünkü bilekliğin birkaç tane öne çıkan özelliğinden falan bahsedeyim. Ondan sonra hızlıca bahçeye geçiş yapacağız. Öncelikle şundan bahsedelim arkadaşlar. Mi Band 4'ün ekranında ciddi değişiklikler var. Bunlardan bir tanesi ekranımız artık renkli. Bildiğiniz gibi önceki modellerde ekranımız renksizdi, artık renkli hale geldi. 0.95 inç boyutunda bir ekran, 120x240 çözünürlüğü bizlere vaat ediyor. Aynı zamanda AMOLED. Bu ekran büyütmesi arkadaşlar cihazın kalınlaşmasına sebep olmuyor. Tam tersine 1.2 mm'lik bir incelme mevcut. Ancak önceki modele göre yaklaşık 2 gram daha ağır olduğunu söyleyeyim. Tabii ki de günlük kullanımda aradaki bu farkları hissetmiyorsunuz. 135 mAh'lik bir batarya var içerisinde. 20 günü biraz geçecek bir kullanım vaat ediyor bizlere. Suya karşı da belli sertifikaları var arkadaşlar. Yaklaşık 50 metrelik bir suya kadar dayanabiliyor. Yani bunda duşa, havuza vesaire rahatlıkla girebiliyorsunuz. Bilekliğe şöyle bir baktık arkadaşlar. Arkadaşlar detaylarını birazcık anlatmaya çalıştık. Gelin bahçemize çıkalım ve kendisine oldukça güzel bir sağlamlık testi yapalım hep beraber. Evet, bahçemize çıktık. Şimdi sağlamlık testimize hızlıca başlayabiliriz arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi ilk testimiz çizilme olacak. Bozuk parayla çizilme ihtimali biraz düşük arkadaşlar. Tabii ki de duvarda deneyeceğiz ama bozuk parayı da denemezsek olmaz. Ekrana şöyle abanıyorum. Ekranda herhangi bir şey şu an yok. Arka tarafı deneyelim. Arkada da çok fazla bir şey yok. Şunlar gözüküyor mu? Çok ufak tefek böyle sıyrıklar var ama o kadar olur. Üzerindeki sanki katman böyle kolay kalkıyor gibi. Soyuluyor çok az. Tabii ki de bıçak reisi denemezsek olmaz. Yok ya, direkt üzerinden kayıyor arkadaşlar. Herhangi bir çizilme gibi bir durum olmaz ama şu yan taraflar gidebilir. Çok hafif de olsa kabarıyor ama muhtemelen kamerada belli olabilecek kadar büyük bir çizik yok. Ama şurası direkt gider. Hiç kesmeyin burayı arkadaşlar. Şöyle diyelim ki duvar kenarından geçiyorsunuz ve eliniz şöyle sürttü. Bayağı da tırtıklı bir duvar arkadaşlar. Şöyle hafiften sağlam bir tane sürteyim. Şurada şöyle çok küçük kılcal çizikler var. Ama öyle aşırı derecede rahatsız edici büyük bir çizik yok. Daha sağlam sürtmelerde gidebilir. Dikkat etmek lazım arkadaşlar. Gelin sıradaki teste bir de bakalım. Buyurun efendim. Ay. +55, -25'te çalışıyordu arkadaşlar. Bakalım yakınca hava durumunda bir değişiklik olacak mı? O ekran çok sıcak. Tabii telefonun şu an bağlı olmadığı için hava durumunu göstermiyor. Bir de şu kayışı inceli bir deneyelim arkadaşlar. Kayışta bir yanma olacak mı? Oo, kayış sakat. Öyle ki plastik koktu. Ay, iğrenç oldu. Kayış tarafından yanarsa sıkıntı çekebilirsiniz. Ancak saatin ön yüzeyine böyle hafif kısa süreli değdiği zaman herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Şimdi gelin bu yanan telefonu önce suya sokalım, sonra iyice soğutalım. Bir de -25 derecelik buzluğumuza atalım, neler olacak. Arkadaşlar şimdi bu su dolu bardağı, merhaba, içine koyacağım. 5 dakika boyunca bir dursun, bakalım neler olacak. Görüşürüz Mi Band. Kendine orada iyi bak. Normalde bayağı derin suda daha fazla sürelerde dayanabiliyor. Ama tabii ki de şimdilik zorlamanın bir alemi yok. Dayanan her yerde dayanır. Yaklaşık bir 5-6 dakikalık bir süre geçti arkadaşlar. Mi Band'i buradan çıkartıyoruz. Gel evladım, gel, korkma. Hiçbir şey olmayacak. Şöyle eski usul, bunu nasıl kurulacağız? Kağıt havlu yok. Tabii ki de üzerimize sileceğiz arkadaşlar. Oh mis, çiçek. Şöyle bir ana ekrana gelelim. Herhangi bir şey yok ya. Gayet düzgün bir şekilde şu an çalışıyor. Herhangi bir su kaçağı vesaire yokmuş gibi gözüküyor. İddiası o yönde olsaydı şaşırdık arkadaşlar. O yüzden diyorum ki gelin şimdi sıradaki teste girelim. Bunu bir buzluğa sokalım. Sonra düşüreceğim. Çok merak ediyorum düşününce. En merak ettiğim taraf da orası zaten. Hadi buzluğa. Daha önce biz bir cat videosunu ölçmüştük. Telefon ölçmüştü. -25 derece buzluğumuz. Bir de onun içine koyalım ki bunun da iddiası o, -25 derecede çalışabildiği. Bir koyalım, 5 dakika bir dursun bakalım. Şöyle sen burada 5 dakika bir uslu uslu bir dur bakalım. Kapatalım, üşümesin ya da ısınmasın. Her şey olabilir. 5 dakikamız doldu arkadaşlar. Bakalım alet dondu mu, yaşıyor mu? Oh, buz gibi olmuş. Elimi alır almaz çalıştı valla. Yine tişörtüme sileceğim arkadaşlar çünkü birazcık nemlenmiş. Bunu evde deneyebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Oh, valla cayır cayır çalışmaya devam ediyor. Hem sıcakta çalıştı hem soğukta çalıştı. Ufak tefek lekeler var, çizgiler var. Bunlar belki moral bozabilir ama moral bozmak yok çünkü bu daha düşecek. Haydi düşürme testine.
Düşürme testimizi 1.20 cm mezure ile ölçtük, metre ile ölçtük, şuralarda bir yerde. Öncelikle kılıfıyla birlikte atacaksın. 2-3 tane farklı olacak. Kılıflı, kılıfsız, cep hizasından ve kulak hizasından diyelim, şöyle tutuyorsunuz elinizi, düştü. O mesafeden de düşüreceğiz. Önce üzerindeki silikon kılıfıyla birlikte bir bırakalım bakalım. Şöyle direkt yüzüstü bırakıyorum. Ay, çirkin düştü. Bir kırılma, çatlama vesaire yok. Bir de kılıfsız şekilde şöyle direkt atalım. Bayağı sekti yerde. Herhangi bir şey yok arkadaşlar. Bir de kılıfsız şekilde kulak hizasından atalım. Daha yüksek bir yerden bırakalım arkadaşı. Biraz yüksek bir kulak hizası yapıyorum. Oo. Dadadadın. Çalışıyor. Yapmazsak olmaz. Tırtıklı zemine de bırakacağım arkadaşlar. Tırtıklı zemine hatır kalır. Nice koç çiğitler bu zeminde yok oldu. Bıraktım. Oy. Sanki alet kaçmak istiyor gibi bizden. Dışarılara doğru gitti ama gayet güzel. O zaman gelin. Şimdi mükemmel bir alet aldık arkadaşlar. Yüzyılların eskitemediği alet. Ben onu alıp geleyim hemen. Finalimize hızlıca geçiş yapalım. Final derken de biraz tükürdüm galiba. Pardon. Yılların eskitemediği alet dediğim şey sapan arkadaşlar. Mi Band 4'ü duvara sapanla sağlam bir şekilde tutturabilirsem yapıştıracağım. Sapanımıza yerleştirelim kendisini. Hazır mıyız arkadaşlar? Oy, bunu slow motion yakalayamamıştır muhtemelen. Vallahi gitti. Ekran içten gitti ve alet açılmıyor. İlk sapanda gitti. Bir de şu duvara atalım. Daha geniş, daha rahat atarız. Aynen. Koray gel baba. Hazır mıyız? Ha. Oo, parçalayamayacağız herhalde bu gidişle bu alet. Harbiden sağlam. Bırak. Nerede? Bir parça burada. Vallahi bu sefer parçaladım ha. Diğer parça nerede? Yok, kayboldu. İşkenceye dayanamadı alet. Bayağı kayboldu ya. Sadece bu parçası kaldı arkadaşlar. Aha, Mi Band 4 size. Alın. Ha bak, o ayna. Bu ayna olmazsa olmaz. Bu ayna bütün elektronik cihazlarda var. Şu ön camı. Tuz buz. Allah, gözüme geldi bu sefer. Bir kere de şu aletler beni yaralamasın. Anda Mi Band 4'ün sonu bu şekilde. Kalan parçalarını bulursak en azından fotoğrafını çekip videoya ekleriz. Bayağı bir arıyoruz ama hakikaten, ama şunu söyleyebilirim. 2-3 kere sağlam vurduk duvara. Kırılmadı, patlamadı, çatlamadı. Helal olsun. En sonucunda artık bütün gücümle avandım. Bu hale geldi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir kenara koyalım. Böylece de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte sağlam olduğu iddia edilen Mi Band 4'e kendi usulümüzce bir sağlamlık testi yaptık. Başka şeyler de test ettik, denedik. Tabii ki de videomuzu kapatırken her zaman olduğu gibi şunu da söyleyelim. Kafanıza takılan herhangi bir şey hemen aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.